Çekim 60 firma. Merhaba, ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Hı? Burası da aslında Yeni Foça merkeze 500 metre mesafede. 18 metrekare bir havuzumuz var. Evet. Güzel tonlar seçilmiş mutfakta. Üstte beyaz, altta koyu renkler. Burada yaklaşık olarak 25 metrekare bir teras alanımız var. Ortamımız var. Aramızı alalım şöyle. Ah, hipnoz kolyesini de takmış. Çekim 60 firma. Merhaba, ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epa İnci'den hepinize yeniden sevgiler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün neredeyiz Dilek? Bugün değişik bir yerdeyiz. Yeni Foça'dayız. Size yaklaşık 3,5 dönüm içerisinde butik bir site konsepti tanıtacağız. O zaman hemen şöyle dönelim. Yavaşça yürüyelim aşağı doğru. Tanıtmaya başlayalım. Butik bir site dediğin gibi 6 tane villamız var burada. Hı hı. Şöyle villalar ortalama 470-500 metrekare, köşeler biraz daha fazla olabilir. Değişmekle birlikte değişik bir konsept gerçekten. Birbirine bağlı gibi görünüyor ama her biri müstakil aslında. Üç bu tarafta evimiz var. Biraz Yeni Foça İzmir'e yakındır. İzmirlilerin tercih ettiği bir sahil kasabasıdır. Evet, aslında balığı belirtelim. Aslında belirtelim. İzmir merkezi 68 kilometredeyiz ama biz otobandan 45 dakikada buraya geldik. Çok iyi olmuş. Eskiden çok yoğundu. Trafik çok yoğundu. Hemen çok rahat. İner inmez yaklaşık 5 dakika içinde otobandan çıkınca buradaydık. Hı hı. Burası da aslında Yeni Foça merkeze 500 metre mesafede. Denize de sanıyorum 1-2 kilometre falan gibi. Yani falanmış. Evet. Daha bile yakın hatta. Şimdi şöyle istersen bizim bir tanesini tanıtacağız tabii sonuçta. Hı hı. Hepsi aynı evlerimizin. Hepsinin kendine ait havuzları var. Bu köşe olduğu için dediğin gibi çok avantajlı. Bahçe alanı çok daha 500 metrekare içerisindeyiz şu anda biz. Evet. Güzel bir yan daha var bu sitede. Etrafta imar yok. Evet. Dolayısıyla doğanın içerisinde kalmış. Evet, evet. Sürekli Urla'dan değişik yerler de arada göstermek istiyoruz. Bugün o yüzden Yeni Foça'ya gelirken de bayağı keyif aldık. Bizde. Aynen. Evet, evimizin cephesi karşı taraf. Önünde hemen havuzumuz var. Hı hı. Şelalesi çalışıyor şu anda. Bir sesi duyuluyor zaten. Aynen. Hemen önümüzde salondan çıktığımız terasımızın tam karşısında 18 metrekare bir havuzumuz var. Evet. İşte etrafı güneşlenme terası. Çimlerin üzerinde de istediğin gibi. Yani çok müstakil. Evet. Doğayla iç içe bir. Ve herkesin kendinin olması avantajlı. Aynen. Ayşem şöyle geçelim mi? Tabii ki. Şelalenin gürültüsü. Peyzaj alanıyla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Genel anlamda çim olarak bırakılmış, evet. Zeytin ağaçları var. Budanmış bir şekilde. Çok fazla bitki yerleşimi yapılmamış. Hı-hı. Alan kişinin de zevkine bırakılmış diyebiliriz. Evet. Biz yine buraya ekip olarak geldik ama. Hı-hı. Bu portföy Yüksel Bey'in. O yüzden bugün Yüksel Bey sana eşlik edip. Sen merdivenlerden kaçıyorsun. Ben merdivenlerden kaçıyorum. Yüksel Bey ile devam edeceğim. Yüksel Bey, sizi böyle alalım mı? Yüksel Bey eşlik edecek. Hadi falan. Bakalım. Ya çevrede dikkat ettin mi bu arada? İnekler falan. Ay evet, tamamen çok güzel. Tamamen doğal yaşam doğal. Burada da. Evet. Hadi bakalım Ahmet, evin içine doğru gidelim artık. Çıkışta görüşürüz. Görüşürüz. Üzere. Hadi mikrofonumu sana takıyorum. Teşekkür ederim. Okumayı soktum. Çeyrek aldım. Bakalım bize neler anlatacaksınız. Ben duymayacağım ama artık çekimde izlerim. Misafirlerimiz duyacaklardır eminim. Çıkışta yakalayacağım sizi. Evet, şimdi evimize giriş kapısı burası. Evet, ben giriyorum direkt hemen içeriye. Evet, girdim. Işıkları da açıyorum. Şu şekilde. Bunu da buraya koyuyorum. Burada daha çok yazlık yaşamlar mı hakim Yüksel?
Şu anda yeni gelişen bir bölge burası. Denize tabii yakınlığı dolayısıyla tercih edilebilir. Evet, yazlık olarak. Yaz kış kullanılıyor. Yaz kış tabii kullanılmaya müsait. Zaten ısıtma sistemi de hazır. Yakın bir yıla kadar da buraya doğalgaz bağla gelmiş olacak. Evet. Dolayısıyla ısınma konusunda sıkıntımız olmayacaksın. 4 mevsimde kullanmaya uygun bu bölgemiz. Evet, çok güzel. Şimdi burası salonumuz. Evet. Hemen karşısında temin havuzumuzun olduğu alan zaten. Mutfakla bir, açık bir mutfak görüyoruz. Evet. Yani galeri şeklinde tasarlanmış. Evet. Aydınlık hissi oldukça fazla, camlama alanı fazla ve havadar bir mutfak salonu olmuş. Evet, boş kaldığı için oldukça ferah olmuş. Yukarıda da camlı arma beraber. Dediğin gibi çok aydınlık. Güzel tonlar seçilmiş mutfakta. Üstte beyaz, altta koyu renkler. 3 tane ankastre görüyorum ben burada. Evet, 3 setimiz var. Evet, aspiratör, ocak ve fırınını görüyorum. Evet. Açık mutfak. Dolaplama alanı da oldukça geniş. Geniş, büyük bir fazla mutfak. Fazla dolap kullanılmış. Üstlere kadar devam etmiş. Ve tabii biraz kirli görüyoruz. Henüz montajı daha yeni yapıldı mutfağımızın. Evin bildiğim kadarıyla her şey bitti. Her şey bitti. Bir temizliği kaldı. Tabii ki, mutlaka. Şimdi burada avantajlı altta bir odasının olması. Genelde son zamanlarda en çok istenen, rağbet gelen şeylerden bir tanesi aslında. Bölüm bölüm havuz aydınlatmalar yapılmış. Evet. Beyaz lake kapılar şeklinde. Bu misafir banyosu olduğunu düşünüyorum. Evet. Banyo yok. Sadece lavabo ve WC alanı olarak misafir için tasarlanmış. Güzel. Nereye istersen hep yaptığımız gibi villamız hakkında ben bilgilendireyim misafirlerimizi. Tabii. Şimdi bu villamız 7500 metrekare arsa içinde, daha önce ifade etmiştiniz. 70 metrekare tabana oturan, 3+1, 140 metrekare kullanım alanı olan bir villadan bahsediyoruz burada. Yoğunluk aşağıda o zaman, yukarıda iki odamız var. Evet, yukarıda iki odamız var. Tamam, yoğunluk aşağıya verilmiş, güzel. Evet. Peki, o zaman yukarıyı da görelim mi yavaş? Haydi gezelim. O zaman bir kat çıkıyoruz herhalde. Evet. İki katlı yapımız. Aydınlatmalar, mermer seçilmiş, merdivenlerde siyah korkuluklar. Tabii bu galeri boşlukları evlerde çok güzel hava katıyor. Kesinlikle benim de çok hoşuma gidiyor bu galeri boşlukları. Ferah olmuş. Kesinlikle ferah tutuyor evleri. Doğadaki şu an inekler de çok güzel görünüyor buradan. Üst tarafta camlı sanki alt kata göre daha fazla, daha fazla görüş alanı sunmuş. Evet, iki odamız var. Hangisi daha büyük? Bu taraf. Bu odamız daha büyük Nilay. Yalnız ben anladığım kadarıyla burası yatak odası o zaman. Yatak odasından ben salonu ve mutfağı buradan galeriden görmüş oluyorum. Evet, görebiliyoruz. Evet, görebiliyoruz. Ebeveyn banyosu tercih edilmiş. Tercih edilmemiş. Ortak banyo ise tercih edilmiş bu villamızda. Evet, iki kat, pardon, klimalar için yerler hazırlanmış. Evet. Bunlar hazır. Bir de hemen... Burada ikinci bir odamız var. Yaklaşık olarak 11 metrekare civarında bir odamız var burada da. Evet. Evet, buradan arka sitedeki arka bölümü görüyorum ben. Ön cephem yatak odası, o tarafta arka oda bu. Havuz aydınlatmalar da var bölümde. Devam etmiş, evet. Yerlerde ne kullanılmış? Yüksel. Parke kullanılmış. Altta da üstte de tamamen aynı. Giriş dahil. Ve şimdi burada bir tane genel banyomuz var. Evet. Kullanışlı ve pratik. Bazı evlerde çok fazla banyoya oluyor ya, insan korkuyor ya. Hangi boğuluyor. Hepsini temiz tutman gerekiyor çünkü. Bu ev o konuda rahat. Bir genel banyo, aşağıda bir birisi. Biraz daha böyle yazlık yaşama daha uygun. Daha sanki uygun duruyor. Yer zemini falan da güzel olmuş ama evet, dediğin gibi burası genel banyo, iki oda için yapılmış. Evet. Şimdi o zaman bir de burada. Burada teras alanımız var. Ne? Bayağı büyük bir teras. Buyur. Ya güzel, böyle yağmurlu bir güne geldik. Gerçi çok da yağmıyor ama. Yaz yağmuru gibi. Yaz yağmuru. Damlayıp kaçıyor sanki. Aynen. Nilay, burada yaklaşık olarak 25 metrekare bir teras alanımız var. Güzel, büyük bir teras. Tabii burası camlama yapıldığında veya kapatıldığında muhteşem. Evet, böyle bir düşünce var. Çok seviyoruz değil mi? Böyle terasları camlayalım, kapatalım, bir alan yaratalım. Evet. Öyle bir düşünce varsa güzel ama teras olarak da çok güzel. Ben terasları daha çok seviyorum aslında. Yani akşam oturduğumda çok keyifli oluyor. En azından belki katlanır bir. Deniz bu tarafta kalmış. Hemen şu an görüyorum. Hemen görüyoruz zaten. Yağmurdan dolayı bayağı lacivert bir deniz görüyoruz şu anda. Ama geri alan tamamen yine bizim Urla gibi. Boş. Doğa, yemiş, bahçeler, ağaçlar. Bahçelerimiz, üst tarafımız orman. Az evler. Çok güzel. Seyrek. Çok güzel görünüyor. Evet.
Böyle. Evet. Evle ilgili başka var mı detayımız? Evle ilgili başka elektrikli panjurlarımız var bütün şeylerde. Onu görmedik. Yine antrasit katta. Buraya da antrasit yansımış. Son trend renkler. Son 1-2 yılın trend renkleri. Ben buradan terastan yine mutfağı görüyorum bu arada. Evet, mutfak salonundayız. Mutfağı her yerden göstermişiz. Evet. Hemen hemen. Evet, her yerden, her alandan göstermişiz. Evet, kesinlikle. O zaman içeriye doğru geçiyorum. Hadi yavaş yavaş kapanışımızı yapalım işte istersen. Bak, temin işte İzmir yağmur. Evet. İzmir'in havası ve kızları derler. Söylemiştim. Az önce kapalıydı, birdenbire güneş açıverdi. Ya şimdi yeni Foça da güzel bir yer. Biliyorsun Foça da bir sahil kapı sabası. Şöyle doğru gelelim, seni şöyle yanıma alayım. Bayağı restoranlar var. Balık restoranları, evet, özellikle bu bölgede çok güzeldir. Evet. Zaten balığıyla meşhurdur Foça. Burası da bu arada zamanında burada da Rumlar yaşamış. O yüzden yeni, evet, Foça'nın bazı sokakları var. Buraya gelenler mutlaka gezsin. Çok güzel, evet, çok Rumlardan kalma. Taş evler var. Evet. Taş evler çok yoğun bu bölgede de. Evet. Evet, tarihi bir dokusu var buranın da. Dilek'i de çağıralım. Ben onsuz kapanış yapmam. Dilek Katal. Dilek Hanım. Seni buraya alıyoruz. Artık kapanacağız. Evimizi gezdik. Yüksel bize anlattı. Koş. Koştum. Seni ortamıza alalım. Aramızı alalım şöyle. Ah, hipnoz kolyesini de takmış. Hipnoz kolyemi de taktım. Evet, nasıl buldun? Ay, ev çok şirin. Köşe oluşu da çok güzel. Evet, köşe evlerin avantajları var. Değil mi? Evet. Arsa payımız çok büyük zaten. Aynen, metrekare, evet, küçük böyle butik. Evin ait havuzun var, yeter, şirin. Evet. Çoluğun çocuğun varsa, hele böyle küçük çocuklar, evet, olanlar için mükemmel bence, evet, yaşaması. Kesinlikle. Çok keyifli. Belki işte küçük bir teras alanı oluşturulabilir. Harika olur. Onu düşündüm. Evet, evet. Cam kapama. Bazı bir şeyler daha ilave yapılacak şeyler. Katlanır, katlanır. Alıcısına hayırlı olsun. Evet. Artık keyfine göre nasıl istiyorsa öyle yapsın. Evet, imkanlarımız, evet, var. Kapatıyorum artık. Hadi artık kapatayım. Haydi. Evet, Epa İnci yine güzel bir ev sunmaya çalıştı. Foça'ya geldik, yeni Foça'ya. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Ben Yüksel Sevim. Hepinize tekrar görüşene dek kucak dolusu sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Buluşmak üzere. Epa İnci'yi ve Metrekareli'yi takip edip, yorum yapıp lütfen abone olun. Abone olun. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.